Merhaba. Bitki biyolojisi konusuna önce bir stoma açılma kapama mekanizmasıyla dokunalım mı? Fakat önce stoma açılma kapama mekanizmasını kısaca hatırlayalım. Stoma hücrelerinin açılıp kapanmasını sağlayan temel faktör stoma bekçi hücrelerindeki turgor basınç değişiklikleridir. Bekçi hücrelerinin çeperlerindeki kalınlık farkı stomaların açılıp kapanmasında önemli bir rol oynar. Stoma hücreleri bitkisel hücre olduğuna göre hücre zarlarının üzerinde hücre çeperi yani hücre duvarı vardır. Fakat bu hücre duvarının kalınlığı dış kısımla boşluğa bakan, deliğe bakan kısımda aynı kalınlıkta değildir ve boşluğa bakan kısımdaki çeper kalınlığı daha fazladır. Stoma hücrelerinin içerisine su girdiği zaman bu kısım şişmeye direnir ama bu kısım ince olduğu için daha kolay şişeceği için su giren stoma hücreleri ince çeperler yönünde kavislenerek şişer. Bu da aradaki boşluğun artmasına neden olur. Nasıl oluyor da komşu epidermis hücrelerinden stoma hücrelerine su girişi oluyor ve stoma açıklığı artıyor? Ya da tersten sorayım. Nasıl oluyor da stoma hücrelerinden komşu epidermis hücrelerine su geçişi oluyor da stoma açıklığı azalıyor? Tüm bu olaylar stoma aralığının iki yanında bulunan bekçi hücrelerindeki ozmotik ve turgor basınçlarının değişimiyle ilgili. Kural olarak su aldığı için turgor basıncı artan hücreler şişerler. Su veren hücrelerin ise turgor basıncı düşer. Hücrelerin su alabilmesi için de hücrenin ozmotik basıncının artması gerekir. Kimin ozmotik basıncı kimden büyükse büyük olan diğerinden su alır. Bu durumda bekçi hücrelerin ozmotik basıncı komşu epidermis hücrelerine göre artmış olmalı ki bekçi hücreleri komşu epidermis hücrelerinden su emebilsin ve su emdiği için de turgor basıncı artsın. Şişme ince çeperler yönünde gerçekleşeceği için de aradaki açıklık artsın. O zaman soru şuna dönüştü. Bekçi hücrelerindeki ozmotik basınç nasıl artar? Bu sorunun en kestirme yanıtı sitoplazmasında suda eriyen madde miktarının artmasıyla olmalı. Suda eriyen bu maddeler örneğin glikoz, potasyum iyonları falan o bölgenin ozmotik basıncının artmasına neden olurlar. Stomaların açılmasında yani bekçi hücrelerindeki turgor basıncının yükselmesinde 3 temel olay söz konusudur. 1- Glikoz konsantrasyonunun artması, 2- potasyum iyonlarının miktarının artması ve 3- pH etkisi. Glikoz konsantrasyonu iki şekilde artar. Birincisi, stoma hücrelerinin fotosentez yapmasıyla. Stoma hücreleri epidermis kökenli olmasına rağmen onlardan farklı olarak kloroplast bulundururlar ve fotosentez yapabilirler ve olayın sonucunda da glikoz konsantrasyonu artar. İkinci olarak ise pH'ın yükselmesine bağlı olarak depolanmış olan nişastalar glikoza dönüşür ve glikoz konsantrasyonu yine bu nedenle artar. Ve üçüncü olarak da stoma hücreleri komşu epidermis hücrelerinden potasyum iyonlarını pompalayarak kendi içinde toplamaya başlar. Bu durumda gerek glikozların artması, gerekse potasyum miktarının artması nedeniyle stoma hücrelerinin ozmotik basıncı artar ve komşu hücrelerden su çekerek şişerler ve aradaki açıklık da artar. Bütün bu süreç pH ile kontrol edilir. Gündüz fotosentez yapıldığı için karbondioksit kullanılmaktadır ve karbondioksit tüketildiği için de ortamda karbondioksit yoksa pH yüksek demektir. Çünkü karbondioksit miktarının artması karbondioksitin suyla birleşmesine neden olarak karbonik asidin oluşmasına dolayısıyla da pH'in düşmesine yol açacaktır. Fotosentez yapıldığı süre boyunca karbondioksit sürekli olarak kullanılacağından hatta yaprak solunum sonucunda çıkardığı karbondioksitin tamamını fotosentezde kullanarak tükettiği için fazladan dışarıdan karbondioksit de alır. Çünkü gün boyunca fotosentez hızı solunumdan yüksektir. Karbondioksit miktarı düşük oldukça yani pH yüksek oldukça bu dediğim olaylar gerçekleşecek ve stoma açıklığı artmış olarak kalacaktır. Artık soruları çözelim. Stomaların açılması olayında aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir? Önce karbondioksidin stoma hücrelerinde kullanılması gerçekleşecek. Buna bağlı olarak Adana ve Ceyhan seçeneklerindeki olaylar gerçekleşecek. Sonrasında komşu hücrelerden suyun stoma hücrelerine geçmesi gerçekleşecek ve en sonunda da bekçi hücrelerindeki turgor basıncının artmasına bağlı olarak stomaların açılması gerçekleşecek. Cevap Edirne. Şimdi 2001 birinci basamak sorusuna bakalım. Bitkilerin epidermis örtüsünde bulunan stomaların açık ve kapalı şekli aşağıda verilmiştir.
kilit hücrelerinde yani stoma hücrelerinde su alma ya da verme ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi stomaların kapanmasını başlatır? A seçeneğinde turgor basıncının artması stoma aralığının büyümesiyle yani açılmayla sonuçlanacaktır. Yine glikoz miktarının artması da açılmaya neden olacak. Şişen kilit hücrelerinde sırt bölgesinde kavisin artması açılmaya neden olacak. Kilit hücrelerindeki su miktarının artması açılmaya neden olacak. Ama glikoz konsantrasyonunun düşmesi yani nişastanın artması kapanmaya neden olacaktır. Cevap Denizli. Bir de 2006 ikinci basamaktan kalmış soruya bakalım. Stomaların gece kapanmasını kilit hücrelerinde 1, 2, 3, 4 olaylarının hangi sırayla gerçekleşmesi sağlar? Gece fotosentez yapılamadığı için solunum sonucu oluşan karbondioksit birikmeye başlar. 3. pH'ın düşmesi fotosentez yapılırken oluşan glikozların nişastaya çevrilmesiyle sonuçlanır. 1. Stoma hücrelerindeki ozmotik basınç düşer ve stoma hücrelerinde bulunan su komşu epidermis hücrelerine geçer ve kapanma gerçekleşir. Cevap Ceyhan. Son olarak 1995 birinci basamak sorusuna bakalım. Doğal ortamdaki bir bitkinin stomalarında 1, 2, 3, 4 pH ölçümleri yapılmıştır. Bu durumların hangisinde ölçülen pH asit özelliğinde olur? 2, 3 ve 4 bitkinin gündüz yaptığı olaylardır. Dolayısıyla ortamda karbondioksit yoktur çünkü aynı zamanda stoma hücreleri fotosentez yapmaktadır. Ancak gece boyunca fotosentez olmayacak fakat solunum yapılmaya devam edeceği için karbondioksit birikmesi olacaktır. Bu da pH'ın düşmesine neden olur. Cevap Adana. Kısacık bir hatırlatma. Günün sıcak ve kurak saatlerinde bitki terleme ile aşırı su kaybettiğinde ya da aniden bir rüzgar çıkıp bitkinin yaprağının üzerindeki su tabakasını silip götürdüğünde her iki durumda da yapraktan kaybedilen su miktarı kökten yaprağa gelen su miktarından fazla olduğunda yaprakta su stresi oluşur ve abscisik asit sentezlenir. Abscisik asit potasyum iyonlarının stoma hücrelerinden komşu epidermis hücrelerine geçişini başlatır ve ozmotik basıncı düşen stoma hücreleri su kaybederek açıklığın kapanması gerçekleşir. Bu adaptasyon bitkileri sıcak, kurak ya da aşırı rüzgarlı durumlarda su kaybetmekten ve böylelikle kurumaktan korur. Yarın başka bir soru tipinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.